Efendim iyi akşamlar. Yerel seçim 2024'ten merhaba. Bugün sizlere Niğde'den sesleniyoruz. Sandığa sadece 33 gün kala seçimin nabzını Niğde'de tutuyoruz. Ve yanımda değerli bir konuğum var. Niğde Belediye Başkanı Sayın Emrah Özdemir bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de Niğde'mize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle konukseverliğiniz için, şahane konukseverliğiniz için ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz mutlu oluyoruz valla sizlere misafir etmekten. Çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle izleyicilerimize önce bu bulunduğumuz mekandan biraz bahsetmek istiyorum Sayın Başkan. Şimdi efendim biz çok özel bir mekandayız. Burası aslında çok tarihi bir mekan, eski bir kilise ama şimdi restorasyonla sanat galerisine dönüştürülen bir mekandayız değil mi? Gerisini siz anlatın lütfen. Şu an içinde bulunduğumuz mekan yaklaşık 19. yüzyılda yapılmış bir Ermeni kilisesi aslında. 1930'lardan önce Niğde'de gayrimüslim yaşayan nüfus vardı bayağı bir. Bu kiliselerimiz vardı şehir merkezinde, kale bölgemizde. Belki birazdan dönüşümünü konuşuruz bu kale bölgemizin. Aslında dönüştürülen tek kilise burası değil. Çünkü ben bugün, şimdi ekranlara da geliyor, izleyicilerimiz de görüyor görüntüleri. Kütüphaneye dönüştürülen yine başka bir kiliseyi daha gezdim. Aslında orası çok güzel oldu. Sonra geçen ay açtık, daha yeni açtığımız bir kütüphanemiz. Kale kütüphanesi oldu, 100. yıl kütüphanesi oldu. Şehrimizin en değerli alanında aslında kale bölgemizde. 100 yıldır boş duran bir Rum kilisesi vardı. Oranın adı da Rum Kilisesi, Yahya Peygamber Kilisesi. Tam 100 yıldır boş duruyordu ve maalesef terk edilmiş, bakıma muhtaç bir kiliseydi, öyle söyleyeyim. Böyle madde bağımlısı çocuklar öpren gelip gittikleri, korumaya çalışıyorduk. Ama esas korumayı işte göreve geldikten sonra yaptık sağ olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da destekleriyle belki de ülkemizdeki en şık kütüphaneyi yaptık. O 100 yıldır boş duran atıl kiliseyi çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Kale kütüphanesi olarak şimdi çocuklarımıza, gençlerimize hizmet veriyor. Evet, ben bugün gezdim. Orayı da gezdim. Gerçekten güzel bir restorasyon olmuş. Şimdi Niğde'nin aslında çok fazla tarihi eseri var değil mi? Yani çok. Mesela bir Alaaddin Camii var ki çok özel bir yeri var aslında. Kesinlikle. İşte kale bölgesi var. İşte Sungur Bey Camii var. Bedesten, Akmedrese gibi aklıma gelen eserleri sayıyorum. Çok. Yani kadim bir şehir Niğde'miz. Geçmişi bundan 10 bin yıl daha, 10 bin yıldan daha eski bir geçmiş var. Çok medeniyet yaşamış burada ve o her medeniyetin hala izlerini taşıyor. Mesela Alaaddin Camii dediniz, gene kale bölgemizde en değerli camilerimizden bir tanesi, dünyada tek. Nasıl bir özelliği var derseniz, sabah belli bir açıda güneş yaklaştığı zaman çok güzel bir kız silüeti çıkıyor kapısında. Evet, evet. Yani gerçekten, çok da güzel bir hikayesi var ya, inanılmaz efsanesi güzel. Var evet, yani. Şimdi belki uzun süre onu yapan ustaların aşkını aslında gizli bir şekilde caminin kapısına işlemişler. Evet. Bunu mesela biz ama çok tanıtamadık. Yani ne dünyada tanıyorlar ne ülkemizde. İşte bir kale projesi gerçekleştireceğiz. Onun içerisinde inşallah bu Alaaddin Camimizde ben inanıyorum ki insanlar güneş o açıyla yaklaştığı zaman kapısında bekleyip onu görmek isteyecekler. Yani aslında turistin yağması gereken kesinlikle bir yer burası değil mi? Çok kesinlikle özel bir yer. Çok bir hikayesi yani, var yani. Çok medeniyetler yaşamış. Evet. Bir antik Tiana kentimiz var. Orada baksanız çok farklı hikayeler var. Su kemerlerimiz, Roma havuzumuz, Gümüşler'de manastırımız, dünyadaki tebessüm eden Gülen Meryem Ana sadece Niğde'mizde var mesela. Dağlarımız çok güzel, doğamız çok güzel, çok farklı hikayelerimiz var. Ama bu konuda işte biraz tanıtım eksikliğimiz vardı. Ama tabii Niğde'nin de hazır olması gerekiyordu tanıtım için. İşte biz Niğde'mizi hazırlıyoruz. Yani herhalde tanıtım için ve bir turizm atağı için öncelikle belli bir altyapıyı oluşturmak gerekiyor galiba değil mi? Şimdi kesinlikle Niğde için yıllardır konuşulan bir kale projesi var. Ben biliyorum, sizinle de daha önce yine çok çok konuşmuştuk ama sizin bu arada yeni dönem için, öncelikle hayırlı olsun da diyeyim. Onu da atlamayalım. Yeni dönem için evet, tekrar adaysınız. Partimiz AK Parti sizi yeniden aday gösterdi. Şimdi yeni dönem için de en önemli projelerinizden biri de kale galiba değil mi? Yani yıllardır hep söyleniyordu ama bu kesinlikle bir türlü gerçekleşememişti. Dediğiniz gibi yani 40 yılı aşkın bir zamandır Niğde'de yaşayanlar, Niğde'li olanlar hep şunu çok iyi bilirler ki her belediye başkanı seçimlerden öncesinde kale bölgesinde bir dönüşüm vaat etmiştir. Oranın yeniden dönüşmesi vade olmuştur ama yapmakta kimseye nasip olmamıştır. Hatta şöyle bir hikayemiz var. Ben 2019 seçimlerinde ilk aday olduğumda dedim kale projesini koysak mı, arkadaşlarla tartışıyoruz ya koyalım dediler. Dedim ki koymayalım. Ya proje kitapçığına kale projemizi koymayalım. Çünkü hani herkes koydu yapamadı, herkes vaat etti yapamadı. Ya yalancı çıkmayalım falan dedik. Proje kitapçığına koymadık. O kadar büyük bir proje çünkü. Ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız bize o yetkiyi de verdi. Acele kamulaştırma yetkisini resmi gazetede oranın koruma ve yenileme alanı olarak ilan etti. Ve Allah'a şükürler olsun o projeyi gerçekleştirmek bizlere nasip oldu. Yani ve şimdi o da çok güzel yol kat ediyoruz. Bugüne kadar da işin aslında zor olan kısmını bitirdik.
Kale zor olan bölgesinde. Kısmı neydi? Orada kamulaştırmalar mıydı? Kesinlikle. Şimdi kale bölgesi biraz önce dediğimiz gibi Alaaddin Camii'miz, Sungur Bey Camii'miz, Bedestenimiz ki orayı da kent müzesi yapıyoruz. Aslında onlar böyle bir bütün halinde değil mi? Alaaddin Camii bir yukarıda ve toplam aşağıya doğru da kale uzanıyor. Böyle 110 dönüm kadar bir alan, böyle tepelik bir alan. Saat kulemiz orada. Kalemiz oradaki Hititlerden kalma bir kalemiz. Çok eskiden kalma. Ve birçok eserimiz var. 70'e yakın orada korunacak eserimiz var. Öyle söyleyeyim. Biz burada tabii Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ile çalışıyoruz. Her şey onların izniyle oluyor. Zor olan neydi? Oranın kamulaştırılmasıydı. Çünkü bu tarihi binalarımızın, tarihi eserlerimizin arasında maalesef metruh binalar vardı. Hatta son dönemde vatandaşlarımızın da terk ettiği ve maalesef orada çok istenmeyen görüntülerin oluştuğu böyle bir suç merkezi haline, yani Niğde'nin en değerli yeri, en kalbi ama maalesef suç işlenen bir bölgeye dönüşmüştü. Zaten orada kamu yararı kararı da aldık. Ondan sonrasında da projemize başladık. Tabii kamulaştırma çok maliyetli bir şey değil mi? Yani şimdi ben bütün başkanlarla konuşuyorum işte ve adaylarla bütün projelerde özellikle kamulaştırma girdiği zaman işin içine o maliyet çok yükseliyor. Kesinlikle aslında biz de bazen toplantılar yapıyorum böyle vatandaşlarımıza falan. Aslında yaptığımız işin farkını anlatırken ben de fark ediyorum. Ne kadar büyük olduğunu biz bile bazen göremiyoruz. Şöyle diyeyim, orada 2200 tane hak sahibimiz vardı. Eski bir bölge olduğu için hep böyle miras kalmış, miras kalmış. Çünkü yeni bir bina yapamıyorsunuz, herhangi bir çözüm de yok orada. Çözümsüzdü aslında. 2200 kişinin 2000 kişisinin kamulaştırmasını yapmışız. Yüzlerce daire verdik. Kentsel dönüşüm yapmıştık Niğde'de Efendi Bey Mahallesi'nde. Oradan isteyenlere daire verdik. İsteyenlere nakit ödemesini yaptık. Yani sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bize neredeyse sınırsız bir bütçe verdiler. Çünkü doğru bir projeydi. Hem Niğde'nin tarihini yeniden ayağa kaldırıyoruz. Eski Niğde'yi yeniliyoruz, koruyoruz, koruyarak yeniliyoruz. Gelecek nesillere aktaracağız ama aynı zamanda bir turizm merkezi yapacağız. Orada butik otellerimiz i̇şte, olacak. Tam onu soracaktım. Şimdi editör arkadaşım da ekranda yazıyor. Kale projesi ne getirecek diye. Şimdi biraz da bunu konuşalım tabii. Şöyle aslında Niğde için bir milat olacak kale projesi. Bence dünyada da böyle ödül alacağımız bir proje. Neler getirecek derseniz. Öncelikle dediğim gibi eski Niğde'yi ayağa kaldırıp gelecek nesillere bir miras bırakacağız her şeyden önce. Sonrasında biraz önce konuştuğumuz gibi Niğde gibi kadim bir şehrimiz. Ama maalesef bir turizm merkezimiz olmadığı için çok fazla turist çekemiyoruz ki Kapadokya bölgesindeyiz biz. Yani bu bölgeye 4 milyon üzerinde turist geliyor. Evet. İşte bu turistlerden de Niğde aslında zengin kültür, inanılmaz kültür varlıklarımız var. Çok zenginiz kültür varlıklarında. İşte bu merkezimiz olmadığından dolayı orada butik otellerle, restoranlarla, kafelerle, iş anlarıyla oraya 90 tane Niğde konağı yapacağız. Orada 5-6 tane iş anımız olacak. En az 4 tane otelimiz olacak. Ve inşallah biz bu işi bir de şöyle söyleyeyim, işin uzmanlarıyla çalıştık. Yani bu proje kendiliğinden ortaya çıkmadı. İşte Çekül Vakfı, Tarihi Kentler Birliği, yani bu diğer illerimizde bu dönüşümü yapmış olan vakıflarla, derneklerle, birliklerle çalıştık. Tur operatörlerini getirdik. Biz doğru bir iş mi yapıyoruz? Buraya bu kadar bütçe ayırıyoruz. Sizce sonucu ne olur dedik. Hepsinin dediği şuydu. İlk yıl için bile biz buraya 400 bin, 500 bin tane turist getirebiliriz. Siz yeter ki bu projeyi hazırlayın. Niğde hazır olsun dediler. İnşallah biz de bu projeyle turizm anlamında Niğde'de bir milat olacak ve insanlarımız artık hani milattan önce değil, biz Niğde'de kaleden önce, kaleden sonra, kale projesinden önce sonra diye konuşacağız. Şimdi dediğiniz çok önemli Sayın Başkan. Şimdi çok Kapadokya bölgesine çok yakın bir yer burası. Biz Kapadokya'nın içerisindeyiz. Kapadokya aslında bölgesindeyiz. Aslında yakın değil. Tabii, tabii. İçi İçindeyiz. Yani değil mi? Kesinlikle. İçi diyebiliriz. Kesinlikle. Fakat ya oraya bir turist akını var, turist yağıyor ama. Tabii, yani Nevşehir'e, Kapadokya bölgesinde, Nevşehir'de, Kayseri'nin bir kısmı ve Niğde'de Kapadokya bölgesinde. Ama tabii Nevşehir'e, Ürgüp, Göreme buraya çok inanılmaz turist geliyor. Biz de buna çok yani, mutlu oluyoruz. Ve Niğde bundan neden faydalanaması? Kesinlikle. Yani bir günlerini, iki günlerini geçirecekleri bir yer neden olmasın? Çok rahat. Aynı lokasyonda. Çok rahat. Üç gece konaklamalı. Bunu dediğim gibi işin uzmanlarıyla çalıştık. Üç gece konaklamalı turist misafir edebiliyoruz Niğde'de. O kadar çok program yapabiliyoruz ki biz aynı zamanda sadece kültür varlıkları açısından değil, dağcılığın da mabedi diye geçiyor mesela Niğde. Çok güzel Aladağlar'da, Bolkarlar'da onlarca zirvemiz var. Dağcılar çok iyi bilir Niğde'yi ama mesela dağcılar geliyor direkt dağda kamp yapıyor. Merkeze çok fazla kullanmıyorlar, gelmiyorlar. Yani gerek dağcılarımız, gerek diğer turistlerimiz. Yani gerçekten kale olmazsa olmazdı turizm konusunda Niğde'yi çağ atlattıracak. Ve dediğimiz gibi ilk 1-2 yıl için yıllık 400-500 bin arasında bir turist çekmesini hedefliyoruz. Yıllık 400-500. Yıllık kesinlikle. Şimdi siz diyorsunuz ki işte bu kale projesiyle Niğde konakları yapılacak. İşte oraya butik oteller vesaire. Dolayısıyla şimdi turistin buraya çekecek ama bir de gastronomi de var. Kesinlikle. Siz geçen yıl bir gastronomi festivali düzenlediniz.
bildiğim Hı-hı. kadarıyla. Aynen. Ama şimdi ben de bugün o lezzetleri tatma fırsatı da buldum. Gerçekten çok güzel, çok leziz ve aslında bunların tabii tanıtılması lazım. Bir tanıtım atağı Kesinlikle. Mı gerekiyor? Kesinlikle. Mesela Niğde'miz dediğim gibi bu kadar kültür olunca, bu kadar medeniyet yaşayınca mutfağımız da çok zengin. Ama bu mutfağımız da unutulmak üzereydi. Dediğiniz gibi gastronomi festivalleriyle biz bu işe başladık. Kitaplar yaptık. İşte Niğde Belediyesi olarak kitaplar yayınladık. Bunu gördük. Mutfağımız çok zengin. Ondan sonra İç Anadolu bölgesindeki ilk gastronomi evini Niğde'ye açtık. Adında Tabal koyduk. Tabal, şöyle bir onun da hikayesi var. Niğde'de Tabal Krallığı da yaşamış. Hatta Tabal Krallığı'na başkentlik yapmış Niğde'miz. Gittim bugün oraya da gittim. Tabal gastronomi, evet. gastronomi evimizin adını da Tabal koyduk. Orası da çok güzel, çok güzel bir proje oldu gerçekten. Orada tamamen yöresel yemeklerimizi sunuyoruz. Sizin aracılığınızla buradan da duyurmuş olalım. Böyle özellikle otoyolumuz da şu an açıldı. Hani şu an Ankara Niğde otoyolu da açık. Artık doğu ile batıyı bağlayan otoyolumuz Niğde'den geçiyor. Hani bir mola vermek isterlerse bir gastronomi evimizde seve seve herkesi misafir etmek isteriz. Evet, ya o zaman anladığım kadarıyla sizin bu gelecek 5 yıl için en önemli projelerinizden, vaatlerinizden biri bir kere turizm olacak. Kesinlikle. İşte buna şehri hazırlıyoruz. Dediğiniz gibi gastronomi evimizi yaptık. Tarihi bir konaktan yaptık. Orayı da yıllardır boş duran tarihi bir konak vardı. O konağı gastronomi evine çevirdik. İşte böyle kiliseler, biri kütüphane, biri sanat galerisi. Şimdi inşallah önümüzdeki ay içerisinde bir tane müze açıyoruz. Bedestenimiz vardı gene bu kale bölgesinde. Evet. Orayı da kent müzesi alıyoruz. Niğde Belediyesi Bedesten Kent Müzesi'nde önümüzdeki ay açılışını gerçekleştireceğiz inşallah. Yani baktığınız zaman Niğde yavaş yavaş hazırlanıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim, hazır fırsatı bulmuşken. Bazen şunu duyabiliyorum, işte kale projesi durdu mu, duraksadı mı, bir sıkıntı mı var? Hiçbir sıkıntı yok. Bu aracılığınıza ben bunu duyurmak istiyorum buradan bütün hemşerilerime. Kale projemiz son hızıyla devam ediyor. Türkiye'de arkeolojik alanlarda devam ediyor. Burada birinci derece sit alanı var, oraya zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Hı-hı. Ama kalan dönüşümümüz üçüncü derece arkeolojik sit alanında oluyor. Türkiye'de en hızlı giden proje kültür varlıkları içerisinde. İnşallah hafta sonu Allah'tan bir mani olmazsa Çevre Şehircilik Bakanımız da gelecek. Alanda incelemeler yapacağız. İlk etabın ihalesini de yaptık. Müteahhit çalışmaya başladı. İnşallah çok yakın zamanda işte bu dediğimiz ya da görsellerini gösterdiğimiz konaklar, işanları böyle Niğde mimarisinde ikişer katlı Niğde taşından inşallah yükselmeye başlayacak. Projemizde hiçbir sıkıntı yok. Son sürat devam ediyoruz. Evet, Niğde mimarisi dediniz. Bu önemli. Şimdi biz hep kentsel dönüşümü konuşuyoruz. İşte bütün kentler için, büyük şehirler ve diğer tüm kentler için aslında, ama tabii o kentlerin kimliğini yaratmak ya da var olan o kimliği korumak da çok Kesinlikle. Önemli. Yani işte dönüştürüyoruz kentleri ama işte o beton blokları yapıp dönüştürmek de şehre pek bir şey katmıyor. Ben bunu böyle konuştuğum, sizin gibi konuk ettiğim her başkana da söylüyorum ya da soruyorum. Yani bu Niğde taşından özel olarak yapıyorsunuz bu Zaten projeyi. Projemizin adı aslında Kale Bölgesi Kentsel Dönüşümü değil. Kale Bölgesi Koruma ve Yenileme Projesi. Koruma Adından yenileme. Da anlaşılacağı üzere koruma ve yenileme projesi. O yüzden işte tarihi yeniden canlandıracağız orada. Bir de sizinle daha önce de konuştuğumu hatırlıyorum. Eski Sanayi Bölgesi Yenileme evet. projesi var değil mi? Bu da yine o da. Yıllara dayanan galiba değil mi? Aynen. O yıllara dayanan bir hayal mi diyeyim, ne diyeyim? Hayaldi aslında gerçekten o da böyle çok uzun yıllardır konuşulan. Hatta 90'lı yıllarda bir ata sanayi bölgesi yapılmış burada. Eski sanayimiz o, düşün kalenin hemen yanında, hani bu biraz önce saydığımız o birçok eserimizin hemen yanında bir sanayi bölgemiz vardı. 90'lı yıllarda ata sanayi yapılmış Kayseri yoluna, oraya taşınacak diye, ama o gün de taşınamamış. O da çok zordu ve sağ olsun oradaki esnafımız bana güvendi bu dönüşümle alakalı. Bana dediler ki bunu da proje kitapçığına koymayalım. Ya herkes koydu, kimse yapamadı. Biz de belki mahcup olmayalım dediler. Allah'a şükürler olsun, sanayi projesinde hani kale projesi gibi gene 40 yıldır konuşulan şehrimizde, ancak dönüşümü gerçekleştirilemeyen bu kale projesini de gerçekleştirmek gene bize nasip oldu. Ben buradan bir kez daha esnafımıza da teşekkür ediyorum. Bana güvendiler. Gerçekten ilk başta onlar da anlamakta zorluk çekmişlerdi ama orada anlattık projeyi ki şu an esnafımız da buradan çok kazançlı çıktı. Orada kiracılarımızı yeni sanayi sitesinde dükkan sahibi yaptık. Esnaflarımızın iş yerlerini büyüterek bir dönüşüm gerçekleştirdik. Yani esnaflarımız da kazandılar ama Niğde'de böyle değerli bir bölgeyi boşaltarak hem de kale bölgesinin yanında inşallah İç Anadolu bölgesinin, ben iddia ediyorum bakın, İç Anadolu bölgesinin en cazibe merkezi olarak, alışveriş merkezi olarak en şık bölgesini yapacağız. İçerisinde suların aktığı, işte yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, sadece alışveriş merkezi olarak değil, kültür merkezi, sineması ve açık alanlı olacak. Açık alanlı olacağı için de dediğimiz gibi bu bölgedeki en şık
alışveriş merkezi, en şık cazibe merkezi haline eski sanayi bölgemizi dönüştürüyoruz. Ama bir de yeni bir organize sanayi projeniz var değil mi? O da çok önemli bizim için. Tabii o daha büyük. Küçük sanayi sitesiydi bizim eski sanayi dediğimiz yer. Organize sanayi bölgemizi de Kayseri yolu üzerine yapıyoruz. O da bizim için çok önemli. Şu an hani niye de böyle sanayide kabuğunu çatlattı mı falan denir ya böyle. Kabuğumuzu çatlatmadık, kabuğumuzu kırdık inşallah sanayide. Şimdi kaleyle turizmde bu şehri hareketlendiriyoruz. Turizmde bir yol haritası çizdik. İşte bir şehir gelişecekse turizmle gelişiyor, sanayiyle gelişiyor. Tarımımız zaten kendi kendine gidiyor. İşte sanayi anlamında da Allah'a şükürler olsun niye de birinci organize sanayi bölgemiz, Bor organize sanayi bölgemiz doldu. Genişleme alanları ilan ettik, onlar da doldu. Şimdi biz Türkiye'nin en cazip organize sanayi bölgesini yapıyoruz. Kayseri yolunda Konaklı bölgesini. Hemşehrilerimiz bilirler, yapıyoruz diyorum. Çünkü organize sanayi bölgesinin %58 hissesi Niğde Belediyesi'ne ait. Yani artık Niğde Belediyesi olarak bu organize sanayi bölgesinin şu an altyapısını yapıyoruz. Kalan kısım özel idare ve ticaret odamızla ortak. Şu an altyapısı yapılıyor. 6. bölge teşvine sahip olduğu için Türkiye'deki en cazip organize sanayi bölgelerden bir tanesi. Daha fazla bir teşvik yok. Hemen yanında otoyol, önünde Adana Kayseri yolu ve yanında da demiryolu yükleme merkezini yapıyoruz ki Mersin limanına 180 kilometre. Yani şu anda bile 150'nin üstünde fabrika bizden tahsis bekliyorlar. İnşallah bu yaz altyapının tamamlanmasıyla tahsislere de başlayacağız ve Niğde sanayi kenti olma yolunda da çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şimdi sanayi kenti demek tabii istihdam demek. Kesinlikle. Özellikle genç nüfus için değil mi? Kesinlikle. Yani, bizim için çok önemli. Niğde'nin nüfusu ne kadardı? Şehir merkezi şu an 180 bin kadar ama öğrenciyle birlikte 200 bini geçiyor. Toplamda 370 bin nüfusumuz var. Yani ciddi bir öğrenci nüfusu var. 30 bin öğrencimiz var. 30 bin yıllık üniversite öğrencimiz var. Aynen. Tabii sonrasında da belki burada da kalmak isterler. Kesinlikle. Yani Niğde bugüne kadar hep göç veren bir il olarak anıldı. Ama bundan sonra inşallah artık göç alan bir il olacak ki bu yıl bile nüfusumuz 10 bin arttı. Niğde ölçeğinde gerçekten büyük bir rakam aslında. İnşallah artık göç veren bir il değil, göç alan bir il olacağız. Hem üniversite öğrencilerimiz hem bizim çocuklarımız artık işsizlik konusu Niğde'de kapanıyor bu yıldan itibaren. Bu yıl diyorum çünkü öbür OSB'lerimizde de fabrikalar bitiyor. Şu an onlar da eleman almaya başladılar. Artık Niğde'de işsizlik diye bir şey konuşulmayacak. Tam tersi göç almaya başlayacağız. Şimdi gençlerin işsizliği diye bir şey kalmayacak dediniz ama bir de kadın istihdamını da sormak istiyorum. Ben bütün başkanlara bunu soruyorum. Yani kadınların iş gücüne katılımı için gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir fabrikanız var galiba değil mi? Ekmek fabrikası. Aynen, modern ekmekteyiz. Halk ekmek fabrikası. Tamamı kadın çalışanların değil mi? Oranın da çok güzel bir hikayesi var. Benim aslında en çok hoşuma giden yatırımlarımızdan bir tanesi. Yani hem yatırım oldu hem de sosyal bir proje oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu an Türkiye'de en ucuz ekmek Niğde'de. Halk ekmeğimizde ekmek 3,5 TL. 3,5 lira. Gerçekten bunu gurur duyarak anlatıyorum. Ve bu ekmeği kimler üretiyor derseniz işte o fabrikamızda kadınlarımız üretiyor. Ama hangi kadınlar üretiyor derseniz biz bir yani daha doğrusu eşimle biz çok ev ziyaretleri yapıyoruz. Akşamları fırsat buldukça evleri geziyoruz. Bu ziyaretlerimizde şunu gördük. Eşleri tarafından terk edilmiş çocuklarıyla ortada kalmış kadınlarımız vardı. Bunlar sadece sosyal yardımlaşmamızdan, valiliğimizden aldıkları destekle geçiniyorlardı. Dedi ki biz bu proje yaparken acaba dedi kadınlarımız bu işi yapabilirler mi? Bize dediler yapamazlar kadınlar. Niye? Ekmek fabrikası gece çalışıyor. 12'de başlıyorlar. Sabah 8'e kadar üretim yapıyorlar. Hani gece kadınlar nasıl çalışsın? Ya dedik biz bunu kadınlarımıza soralım. Hani nasıl çalışabilir misiniz diye. Onlarla istişare ettik. Hepsini çağırdık. Sosyal yardımlaşmadan bir liste aldık. Böyle hani ortada kalmış çocuğuyla kadınlarımızı özellikle bulduk, çağırdık. Dediler ki seve seve. Gözleri pırıl pırıl oldu. Kadınlar yani, her şeyi yapar çünkü. Kesinlikle. Onlar için bir umut her oldu. Her saatte evet. Umutlarını kaybetmişken yeni bir umut oldu. Çocuklarımız var filan dediler. Dedik çocuklarınız için de kreş yaparız. Çocuklarınızı da getirirsiniz. Kreş de var. Kreşi de var fabrikamızın. Çok şık bir kreşi var. Şimdi baktığınız zaman çok mutlular. Çok mutlu bir şekilde çalışıyorlar. Yani çocuklarıyla birlikte hani tabii ekmek fabrikasında onlar için mesaisi çok erken başlıyor herhalde. Gece 11'de 12'de başlıyorlar. Sabaha kadar çalışıyorlar. Çocuklarıyla geliyorlar. Aynen. Kreşe çocuklarını bırakıyorlar ve kendileri de çalışmaya devam ediyorlar. Böylesine bir proje yaptık. Ya dediğimiz gibi bize yapamazsınız olmaz falan demişlerdi ama o kadar güzel ki şimdi. Yani kadınlarımız da çok mutlu. Halkımız da çok mutlu. Niğde'de halk ekmek yoktu. Halk ekmek şimdi 3,5 lira. Çölyak hastaları için glutensiz ekmek üretiyoruz. Yani insanlar bunları kargoyla getiriyorlardı. Oradan çok mutluyuz. Şimdi bu üretilen ekmekleri kimler satıyor biliyor musunuz? Büfeler kurduk. 20'nin üzerinde büfemiz var. Halk ekmek büfemiz. Burada da %60'ın üzerinde engelli vatandaşlarımızı çalıştırıyoruz. Yani iki dezavantajlı grubu hem ekonomik
otonomiye kazandırdık, hem de onlara yeniden bir umut kaynağı olduk Niğde Belediyesi olarak. Yani engel kadınlarımız üretiyor. Böyle artık eşi tarafından hani ortada bırakılmış kadınlarımız üretim yapıyor. %60'ın üzerinde engelli vatandaşlarımızın satışını gerçekleştiriyor. Hem de Türkiye'deki en ucuz ekmeği de Niğde'de vatandaşlarımıza sunuyoruz. Gerçekten çok gönlü bir proje ama benim en keyif aldığım projelerden bir tanesi. Evet, şimdi Sayın Başkan, bu fabrikanın kreşi var dediniz ama şimdi kreş önemli. Kadınların iş gücüne katılım için çok önemli. İşte artık geldiğimiz noktada işte hayat pahalılığını biliyoruz. Hepimiz yaşıyoruz derinden. İşte kreş fiyatları, ücretleri belli. Ya onları ödeyemeyen anneler ne oluyor? Bu sefer iş hayatından çekiliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında herhalde şu dönemde belediyelerin en önemli hizmeti haline geldi galiba, değil mi kreş? Yani aynen. Başka noktalarda da yapacak mısınız, onu merak ediyorum. Yapacağız. Önümüzdeki dönemde inşallah böyle mahallelere kreşler yapacağız. Ama ondan önce şunu söyleyeyim, biz bir de kütüphaneler yaptık. Biraz önce mesela işte Kale bölgesindeki bu kiliseden dönüştürdüğümüz kütüphaneden bahsetmiştik. Evet. Biz Niğde Belediyesi olarak son 2 yılda tam 4 tane kütüphane yaptık. Kütüphanelerimiz nasıl oldu biliyor musunuz? Bunlar yeni nesil kütüphane. Çocuklarımız sabah açılışta içini dolduruyorlar, koşa koşa geliyorlar akşam kapanana kadar. En son belediyemizin önünde bir kütüphane açtık. 100. yıl kütüphanemizi. Sağ olsun Profesör Doktor İlber Ortaylı hocamız geldi. Onunla açtık 2 hafta önce. Burayı 24 saat açacağız inşallah. Şimdi yayına gelmeden bir yarım saat kadar önce Sayın Başkan, o kütüphanelerden birine gittim ben. Sağ olsunlar, sizin ekibiniz götürdüler, böyle gösterdiler. Hızlandırılmış bir Niğde turu yaptık. Ne güzel. Yani saat geç olmasına rağmen, işte saat 19'u geçmiş olmasına rağmen kütüphane fulldü. Full. Şu an bir de rezervasyonla geliyor çocuklarımız. Dedik, gelip kapıdan dönüyorlardı. Hani soğuk havalarda falan çocuklar kapıdan dönmesin diye rezervasyon sistemi oluşturduk. Artık rezervasyonla geliyorlar. Ya dedik, o çocuklara da bir imkan sunmamız lazımdı. Hani çünkü biz lafa geldim hep çocuklardan, yeni nesilden şikayet ederiz. İşte benim de oğlum var, kızım var. Ya çocuklar elinde tablet, telefon bırakmıyorlar. Dışarı çıksalar nereye gidiyor bilmiyoruz falan. Ya biz bu çocuklara alternatif sunmamıştık bugüne kadar. O alternatif sunalım istedik. İşte bugüne kadar 4 kütüphane açtık ama inşallah önümüzdeki dönemde her mahalleye çocuklarımızın yürüme mesafesinde bu kütüphanelerden yapıyoruz. Ve bu sene 7 tane olacak sayısı. Yine böyle tarihi bir binamız var. Ak medresemiz var. O gittiğiniz Tabal Gastronomi evinin hemen karşısında. İnşallah oraya da sesli kütüphane yapacağız. İşte orada biz bilim adamlarımızla, yazarlarımızla, şairlerimizle gençleri buluşturacağız. Onlara rol model olacak bilim insanlarımızı getireceğiz inşallah. Orada sohbetler, tartışmalar olacak. İnşallah böyle farklı bir yatırım daha yapıyoruz. Şu an onda kurulda şu an projesi. Ama bu yıl içerisinde kütüphane sayımızı 7'ye, önümüzdeki 5 yılda nasip olursa da bütün mahallelerde kütüphane ve müsait olan mahallelerimizde de kreş inşallah şehrimize kazandıracağız. Yani Z kuşağına kütüphane kültürünü aşılayacağız diyorsunuz. Aşılayacağız. Yeniden. Biz orada tabii şöyle çay kahve de veriyoruz. Mesela çocuklarımızın canı... Öyle mi? İkramda var mı? Tabii ki çay kahve. İnşallah geceleri de çorba vermeye başlayacağız şimdi 24 saat açık olunca. Hani çocuğumuzun canı diyorum, gençlerimizin, genç olmasına da gerek yok. Biz genç diyoruz ama 7'den 70 herkes gelebiliyor. Yani canı kahve içmek istediyse, cebinde parası yoktur, bir yere gidebiliyordur, gidemiyordur, gelsin bizim kütüphanemize. O kahvesini de içsin ama kahve içerken de oradan bir kitap alıp, bir kitapla aşırı neşir olsun istiyoruz çocuklarımız. Sayın Başkan, son 1 dakikamız gibi bir zaman kaldı. Yönetmenim uyarıyor, evet çabuk geçti zaman. Şimdi herhalde bütün bu konuştuğumuz başlıklardan benim de çıkardığım sonuç şu. Yani çok bazen böyle çok flash, çok büyük büyük projelerden ziyade aslında en önemli olan vatandaşın hayatına dokunan, dokunuşlar yani, değil mi? Kesinlikle. Hayatını kolaylaştırıcı dokunuşlar. Kesinlikle. Galiba belediyeciliğin artık alameti farikası evet, bu. Artık sosyal belediyecilik, bir de gönül kazanıyoruz. Biz Cumhurbaşkanımız 2019'da gönül belediyeciliği diye bize bir hedef koymuştu. İşte o gönülleri kazanmaya çalışıyoruz. O zaman kısaca birkaç şeyden bahsedeyim vaktimiz varsa. Tabii, buyurun. Yaşlılarımız için bir proje yaptık, YADES diye. Mesela şu an kimsesiz yaşlılarımız vardı. Çocukları terk etmiş ya da çocukları olmayan yaşlılarımız. Hepsini düzenli ziyaret ediyoruz Niğde Belediyesi olarak. Bir ekip kurduk. İçerisinde hemşiremiz var. Temizliklerini yapan arkadaşlarımız var, kuaförlerimiz var. Bütün ihtiyacını karşılıyor yaşlılarımızın. Sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Her hafta düzenli olarak aşevimizden yemeklerini götürüyoruz. Evlerini temizliyoruz. Gidecekleri bir yer varsa hastane, eczane, market, oraya götürüyoruz. Geri evine bırakıyoruz. Böylesine YADES ekibi kurduk. Böylesine hoş bir proje. O da çok beni mutlu eden. Yani kimsesizlerin kimsesi oldu Niğde Belediyesi. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımız için bir taksi ayarladık. Taksi derken engelli nakil aracı, onlara uygun tekerlekli sandalye taşımaya. Mesela bunu da duyuralım. Bunlar sizin ücretsiz aracılığınızda. Değil mi? Hepsi ücretsiz. Hepsi ücretsiz. Mesela engellilerimiz için ne yapıyoruz? Bizim belediye çağrı merkezimizi arıyorlar. Ücretsiz olarak evlerinden alıyoruz. Hastane, eczane, nereye gideceklerse. Mesela geçenlerde bir şehit annemiz aramış. İşte aldık, işte şehidimizin
mezarını ziyarete gitti. Bunun gibi ne ihtiyacı varsa engelli vatandaşlarımızın ücretsiz bir şekilde isteklerini gerçekleştiriyoruz. Sadece çağrı merkezimizi aramaları yeterli. İşte bunlar dediğiniz gibi gönüllere dokunan projeler. Ben de çok mutlu oluyorum. Alt yapıdan üst yapıdan daha çok mutlu oluyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Evet. Tekrar hayırlı olsun adaylığınızda. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün de yerel seçim 2024'ün sonuna geldik. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.